4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Anka Kuşu Yayın Evi sayfa 108 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 108 Cevapları Anka Yayın Evi. Aşağıdaki hadislerde boş bırakılan yerlere, kutucuklardaki kelimeleri uygun şekilde yerleştiriniz. Cevap, 1. Doğruluğa yapışın, ondan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete iletir. Yalandan kaçının. Çünkü yalan kötülüğe götürür, kötülük de cehenneme iletir. Müslim, 1.102. 2. Münafığın alameti 3'tür. Konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ederse, söz verirse, sözünü yerine getirmez, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, maddi, eller, kul, sabun, temizliği, misvak, abdest, ellerimi, ayaklar, manevi kelimelerine uygun şekilde yerleştiriniz. Cevap 1. Yemekten önce ve sonra, tuvaletten çıkınca ellerimi mutlaka sabun ve su ile temizlerim. 2. Namazdan önce abdest almak şarttır. 3. Beden, elbise ve çevre temizliği temizlik. Maddi duygu ve düşüncelerin temiz olması da manevi temizlik olarak adlandırılır. 4. İslamiyet, temizliği bazı ibadetlerin ön şartı saymıştır. 5. Abdest alırken ilk önce eller, en son da ayaklar yıkanır. 6. Çevrenin kirletilmesi dinimize göre kul hakkı yemektir ve günahtır. 4. Sınıf Anka Yayın Evi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 108 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.